Mersin'in Antalya sınırındaki ilçesi Anamur, Akdeniz kıyısında yer alıyor. Türkiye'nin il merkezine en uzak ilçelerinden biri olan Anamur, yerleşim tarihi oldukça eski olan bir kent. Narenciye üretimi açısından ileri olan ilçe, muz üretiminde ise adeta marka durumda. İlçenin dört bir tarafı sebze meyve ve muz yetiştirilen seralarla çevrili. Anamur kırsal yerleşimler ve merkez toplamında yaklaşık 66 bin nüfusa sahip. Anemuryum Antik Kenti, Anamur ilçesinin geçmişteki yerleşim yeri. Anemuryum ismi antik kaynaklarda rüzgarlı burun ya da rüzgarlı yer olarak geçiyor. Rüzgarlı yer tanımı deniz kenarında yer alan Anemuryum için oldukça uygun bir isim. Geniş bir alana yayılmış olan kent birçok uygarlığa da ev sahipliği yapmış. Anadolu'nun güneyindeki en uç noktası olan Anamur Burnu'nun doğuya bakan yamaçlarında kurulan Anemuryum'un M.Ö. 4. yüzyılda kurulduğu tahmin ediliyor. Anemuryum 260 yılında Sasaniler tarafından ele geçirilmiş. 4. ve 5. yüzyıllarda Toroslardan gelen korsanlar tarafından sık sık tahrip edilmiş. 650 yılında Arap akınlarına uğrayan kent bu tarihten sonra terk edilmiş. 12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu Selçuklularının Mamure Kalesi'ni ele geçirmelerinden sonra bölge Türk egemenliğine geçer. Anemuryum kenti yukarı ve aşağı kent olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. En göz alıcı yapıları olan surlar, 3 adet hamam, tiyatro, odeon ve palestre aşağı kentte yer alıyor. Anamur'un en önemli tarihi yapılarından biri Mamure Kalesi. 1500 yıllık Mamure Kalesi, Akdeniz kıyısında en iyi şekilde korunmuş ortaçağ kalelerinden biri. Kale, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı gibi farklı uygarlıkların üsluplarını taşıyan özgün bir ortaçağ tahkimatına sahip. ...23.500 metrekarelik bir alanı kaplayan kale, Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri. Kalenin mimari öğeleri farklı uygarlıkların egemenlik döneminde inşa edilmiş. Bu nedenle inşa edildiği döneme özgü mimari özellikler taşıyor. Savunma açısından mükemmel bir konuma sahip olan kale, çevresini saran bölgede denize hükmeder durumda.
Gözetleme kuleleri, özellikle güneyde yer alan ana kule, kalenin görüş açısını oldukça genişletiyor. Kale burcunda yer alan mazgallı siper ve kara tarafında kalenin etrafını saran hendek alanı ise savunma sisteminin diğer elemanları arasında. Mazgallı siper ve gözetleme kule pencereleri, kale içinden ok atışını kolaylaştıran fakat dışarıdan gelen atışları zorlaştıran, iç kısmında daha geniş olmak üzere V şeklinde. Kale içindeki cami Karamanoğulları tarafından inşa edilmiş. Cami tek minareli ve 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin niteliklerini yansıtıyor. Onarım geçiren tarihi cami hala kullanılmakta. Kalenin kuzeyinde yer alan hamam yapısının da Karamanoğulları tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Hamamın giriş kısmı yıkılmış, diğer kısımları ise hala ayakta. Kalenin yapılış tarihi kesin değil. 3. ya da 4. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edildiği tahmin ediliyor. 1988 yılında Anamur Müzesi Başkanlığı'nda yürütülen kazılarda geç Roma döneminin seçkin kentlerinden Raikmonai kentine ait mozaik taban kaplaması ortaya çıkarılmış. Diğer taraftan kale Anamurium Antik Kenti'nin harici koruyucu kalesi olarak da bilinmekte. Anamur'la komşu olan Bozyazı ilçesi, Mersin'in az bilinen ilçelerinden biri. Bölgede ilk Türk yerleşimleri Yiva boyuna mensup Türkler tarafından Tekeli, Derebaşı, Gürlevik ve Akcami yörelerinde kurulmuştur. Daha sonra bölge önce Karamanoğulları'nın 1487 yılından itibaren de Osmanlıların egemenliğine girmiş. Bozyazı ilçesi, Beyreli ve Güllevik köylerinin birleşmesiyle 1966 yılında belde, 1988 yılında ise ilçe oldu. Akdeniz'e kıyısı olan ilçe, Anamur gibi tarım ve hayvancılıkta oldukça ileri. Özellikle seracılık, ilçenin ana uğraşı durumunda. Kent arazilerinin büyük çoğunluğu seralarla kaplı. Seralarda sebze meyvenin yanı sıra muz üretimi de yapılıyor. Bozyazı toplamda 27 bin civarı nüfusa sahip. Bozyazı'nın en bilinen tarihi yapısı Softa Kalesi. Softa Kalesi'nin surları yer yer iyi korunmuş durumda ve oval formda. Batı surlarının ortasında bulunan giriş kapısında ara mekanla savunma gücü artırılmış. Dış kale ve iç kale surlarından oluşan ve çok geniş bir alana yayılmış olan Softa Kalesi'nin güney yamaçlarında yer alan yapı grupları eski bir liman kenti olan Arsinoe'ye kadar uzanıyor. Kale bazı dönemler korsanlar tarafından da kullanılmış. Çift sıra inşa edilen surlarıyla dikkat çeken Softa Kalesi, ilçenin 10 kilometre doğusunda Mersin yolu üzerinde Fidik adı verilen tepe üzerinde bulunuyor.
kalenin güney yamacında örneklerini Anemurium antik kentinde gördüğümüz mimari biçiminde inşa edilmiş iki katlı mezar görülüyor. Yapının üst örtüsü tonozla örtülü olup yıkılmış. Kalenin sur duvarlarına yakın inşa edilmiş küçük ölçekte geç Roma dönemine ait hamam yer alıyor. Bu yapılar dışında Roma ve Bizans dönemlerinde kullanılmış olan içleri sıvalı çok sayıda sarnıç yer alıyor. Kale son olarak Karamanoğulları döneminde kullanılmış. Kalenin iç kısmına iniş oldukça zahmetli. Softa Kalesi halk arasında Esrarengiz Kale adıyla anılıyor. Çoğu kaynakta 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece diye başlar Nusret'in kahramanlık serüveni. O tarihte savaşın seyri değişmiş ve düşman büyük bir bozguna uğratılmıştır. Dönemin Fransa Başbakanı Nusret Mayın gemisiyle ilgili Türkler boğazı kapatmakla savaşın 2 yıl uzamasına ve müttefiklerin milyonlara varan insan gücü ve yüzlerce milyarlık maddi kayba uğramasına sebep olmuşlardır demiştir. Almanya'da özel olarak inşa edilmiş olan Nusret Mayın gemisinin en önemli özelliği dar alanlarda kolayca manevra özelliği ve az su çekerek mayın alanları üzerinde güvenle dolaşabiliyor olmasıydı. Geminin elverişli donanımı ve mayınların dahice boğaza yerleştirilmesiyle tarihin en kuvvetli donanması büyük bir yenilgiye uğratıldı ve düşman gemilerinin Çanakkale boğazına girmesi engellenmiş oldu. Çanakkale savaşlarında büyük fayda sağlayan Nusret Mayın gemisi 1955 yılına kadar görevde kalmış, 1962 yılında özel sektöre satılmış ve 1990 yılına kadar kuru yük gemisi olarak kullanılmış. 1990 yılında ise Mersin limanında sulara gömülmüş. 10 sene boyunca su altında kalan Nusret Mayın gemisi resmi kurumların çalışmasıyla denizden çıkarılmış ve bakım ve onarımı yapılmış. Nusret Mayın gemisinin orijinal halinden yük gemisi yapılması için eklenen parçalar çıkarılmış ve Tarsus'taki Çanakkale Savaşı şehitleri anısına yaptırılan parka yerleştirilmiş. Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nın tam ortasına yerleştirilen Nusret Mayın gemisinin bir kopyası da Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergileniyor. Bafa Gölü, Büyük Menderes Nehri Deltası'nın güneydoğu kesiminde Menteşe Dağları'nın içine sokulmuş sığ bir tatlı su gölü. Gölün eski ismi Çamiçi olarak biliniyor. Yaklaşık 60 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip olan Bafa Gölü'nün denizden yüksekliği 2 metre, en derin bölümü 21 metre, uzun ekseni 16 kilometre ve en genişleri 6 kilometre. Göl Aydın ve Muğla topraklarında yer alıyor. Eski zamanlarda Ege Denizi'nin bir parçası olan göl, Büyük Menderes'in taşıdığı alüvyonlarla birlikte kıyıdan kilometrelerce içeride kaldı. Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü alandan yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta.